olacak ama. Babam nerede ki? Abici ha? Mıslık nerede? Mıslık! Neredesin? Evet. Ben de ailemle beraber tarım ve hayvancılık yapıyoruz. Biz daha çok kömürlerle ilgilenirken babam tarımla ilgileniyor. Sabah kalkıyoruz ilk önce, direkt sahama başlıyoruz. Sahamdan sonra hayvanları salıp suya sokuyoruz gördüğünüz gibi. Ondan sonra böyle meraya salıyoruz. Gün boyu çobanımız onlarla ilgileniyor. Sonra tekrardan akşam olduğunda tekrar sahama oluyor. Gün boyu bu şekilde ilerliyor. Hayvanların ilk önce serinlemesini sağlıyoruz ki tenlerinden dolayı görünümden siyah olduğu için direkt güneş onları çarpıyor ve onları çok fazla daraltıyor. Direkt suya soktuktan sonra işte rahatlıyorlar ve bunların üstlerinde biraz parazit olduğu için hem çamura yatıyorlar bu şekilde hem de suya girip serinlemiş oluyorlar. Buranın görünümü olarak ne kadar Afrika'yı andırsa da burası Tokat'ta bir yer. Göle girdikleri yerler zaten görüyorsunuz. Burada gören kişiler hep şey der, içeride timsah çıkacak gibi bekliyoruz falan diyor, söylüyorlar. Ama burası Tokat Erba. Kömürlerin hepsine ayrı ayrı isim verdim. Hepsinin farklı isimleri var. Mesela yontuk var, cıbır var. Hepsinin kişisel özelliklerine göre veya görünümlerine göre farklı farklı isimler verdik. Küçüklükten beri onlarla beraber olduğum için hepsiyle farklı bir bağım var gerçekten. Hepsiyle çok iyi anlaşıyorum.